Şöyle bir otursunlar. Bence güzel poz versin. Şimdi hastane kurallarımız var biliyorsunuz. Size onlarla gruplar halinde gezdireceğiz. Da Vinci okuyoruz. Hem de yani steril, enfeksiyonun olmadığı alanlarımızda. Bazı gruplarımızda dağıttık. Bunları evet, maker robotu başlangıç kitlerimizi. Bununla beraber sizler de robotların ne işe yaradığını, nasıl yapıldığını, eğitime tabii devam edip gidecek. Sizlerin de bu eğitimleri... Evet, buyurun. Nasıl? Nasılsın? Teşekkür ederim. İlk yürüme robotunun haberini yap. Tedaviye katkısı ne boyutta? Tedaviye katkısı zaten bu robotu kullanan hastalar zaten fizik tedavi gören hastalar. Yani egzersiz, güçlendirme egzersizleri gören hastalar. Ama yürüyüşte her zaman istediğimiz gibi bir sonuç alamıyor. Gövdesiyle ya da bacağını kaldırarak da yapabiliyor. Şu şekilde mesela dönecekse bu tarafa daha yükseliyor. Bu tarafa dönecekse bu şekilde. Daha önce görmüş müydün? Hayır, daha ilk defa görüyorum ve açıkçası çok güzel bir şey. Yani bir de bunun Türkiye'de üretilmesi de harika bir şey açıkçası. Yani Türk bilim... İlham oldu mu sana? Evet, çok ilham oldu. Zaten robotları da çok merak ediyordum. Yani çok güzel bir örnek açıkçası. Sağlık alanında kullanıyor, başka alanlarda kullanılan robotlar var. Sen bir robot tasarlasaydın nasıl bir şey tasarlardın? Ben robot tasarlasaydım yine hastalar için tasarlardım ancak... Bu robotu biraz daha geliştirmek isterdim. Ne gibi eksikleri olması? Mesela gerçek hayatta bu robotta gerçek hayatta yürünebilir bir özelliği yok. Mesela bunun gerçek hayatta normal hayatta yürünebilmesini isterdim. Evet. Daha önceden nasıldın bu robota başladıktan sonraki? Daha önce eklem ağrısı olan bir hastaydım. Daha çok dizlerim ve bileklerim ağrıyordu. Sonra robotun burada üretildiğini ve faaliyeti geliştiğini öğrenince girdikten sonra eklem ağrılarımın dindiğini, ağrılarımın daha da azaldığını, daha geceler daha da rahat yattığımı hissetmek daha da iyi oldu benim için.